Osmanlı'dan bahsediyorsun. Vahdettin Hırsız, Abdülhamit Han Kızıl Sultan, Kanuni Sultan Süleyman Haremci, Dergahçı, Hürremci, Fatih Sultan Mehmet'i şeydi Pelin Batu. Allah dostu mertebesine ulaşmış Fatih Sultan Mehmet Han için, peygamber müjdesine nail olmuş biri için. Ulan hadsiz. Sen nasıl kaldı? Öyle bir kelimeyi ortaya attı. Binlerce kişi o kelimenin arkasından gitti. Abi sen nerede? Bilim adamları, tarihçiler bu kelimeyi oturup televizyonlarda abi, tartıştılar. Ben yani zaten tarihçilere hayret ediyorum. Hepsi zaten haşa şuna Allah'la konuşuyor. Tabii tabii. Fatih Sultan Mehmet Allah dostuydu. Değil miydi? Abi nereden biliyorsun ya? Hazreti Peygamber hadisinde buyuruyor. Ya bırakın ölmüş bir adamın Allah katında değerinin ne olup olmadığını Allah karar versin. Allah razı olsun bu devletten de Fatih Sultan Mehmet'in türbesini biraz koruma aldı. Yoksa biz çapıp bağlardık. Allah dostu. Üniversite sınavına girmeden önce gider dua ederdik. Ülkede tarikatlar var, gidiyoruz diyoruz ki ben tarikat mensupları bilirim. Ya Rabbi benim günahlarımı affet diye Allah'a el açılan yerde ya Seyyidan bana himmet et. Biz de Allah dostudur, evliyadır, enbiyadır. Ya biz bir hoca gördüğümüz zaman kendimizi kaybediyoruz. Bak benim babam da hocadır. Benim babam kuldur, kul. Ameliyle neyse odur. Allah dostuydu, uçtu gitti falan bunlar. Bizim bu noktada kimden farkımız kalmıyor biliyor musun? O elit kesim dediğin kesim, hani diyor ya ışıklar içinde uyuyorsun. Ya baba kabirde yerin altında ışık yok. Gömdüler. Nakal. Bitti. Işıklar içinde uyumuyor. Emin ol bundan. Karıncalarla, böcü böceklerle yaşıyor. Çürüyor, kemik kalıyor, bitiyor. Bir yerden bizi izliyor. Yok böyle bir dünya. İzlemiyor baba, bitti. Yani Kanuni Sultan Süleyman da o Atatürkçü diyen kesime nasıl diyorsam Atatürk öldü, Kanuni de öldü. Öldü, evet. bitti. Elbette. Herkes ölümlü, herkes şu anda var. Bizim konuşmamız gereken kim? Tayyip Erdoğan. O ölmedi, yaşıyor. Allah uzun ömürler versin, Allah ülkenin başında daha uzun vadeler versin. Ama hayır, benim anlamadım. Abdülhamid buraya kadar nasıl getirdin şimdi, nereden nereye bağladın? Abdülhamid Han öldü. Kendine haklı çıkarmak için niye konuyu değiştirmiyorsun? Ben değiştirmiyorum. Ben diyorum bak olaylara biz biraz objektif bakalım. İnsanlara hoş karşılayalım. Dayıcığım bak. Ölenin peşinden hafı hesi. Bizim bir kere temel görevlerimiz arasında devletimize sahip çıkmak, tarihimize sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak. Bizim mi? Tabii herkesin. Niye? Herkes. Niye biz? Herkes çıkacak baba. Abi ben çocuklarıma sahip çıkacağım. Bana ne devlete, ben niye sahip çıkayım ya? Devletin polisi var. Gerçi sen 15 Temmuz akşamında sokağa bile çıkmamışsın. Abi normaldir ben, yani. Abi ben emindim bu ülkenin bu işin başından çıkacağını. Benim süpürgeyle F-16'ya saldırmak gibi. Hadi çıkamadın. Nasıl çıkamadın? Hadi çıkamadın, ne olacak? Çıkamasaydı ben çıkardım. Çıkamadıktan sonra ben sen çıkıp tek başına kurtaracaktın. Ben ciddi söylüyorum. Ben çıkardım, kendimi öldürdüm. Abi süpermen misin sen? Süpermen değilim abi. Bak ben çıkıp vücudumu siper ederim ama vücudumu siper etmeden önce ben İstanbul'da emniyet müdürüne güvendim. Emniyet müdürü de sana güvendi. Emniyet müdürü bana güvenmedi. Hatta bak izle bir daha orada polis engel olmaya çalışıyor. En son polise darlanıyor diyor ki ne yapıyorsanız yapın. Cenab-ı Allah biliyor ya ben Tayyip Erdoğan'dan fazla Tayyip Erdoğan'a güveniyorum lider olarak. Ülkenin başında olmasına. Ben birçok AK Partili'den daha fazla güveniyorum. Ben bu işin altından Tayyip Erdoğan'ın çıkacağından adım gibi emin olduğum için sokağa çıkma gereği yok. Senin güvendiğin Recep Tayyip Erdoğan, Hande Fırat'a canlı yayında bağlanıp milletimizi sokaklara davet ediyorum, hava alanlarına davet ediyorum dedi mi demedi mi? Dedi. Bunu nereye koyacaksın? Tayyip Erdoğan dedi ki hava alanlarına gelin halk olarak. Çağırın, çıkın, silahlanın, saldırın deme. Tamam, hava alanlarına, meydanlara çıkın dedi mi demedi? Ya biz de çıktık o meydanlara. Senin evin üstü şey mi? Hava alanı mı? Benim hayır, alanı. Ben evimde oturmadım. Ben de çıktım. Yani biz alanlara çıktık ama o gece saat 3'te gidip kendimizi öldürtmedik. Ama Recep Tayyip Erdoğan o gece çağırdı insanları. Meclis çatısı altında bulunan insanlar da tepelerindeki F-16'ları parmak salladı. Bizim gerçeğimiz o değildi. Gerçek parmak sallamak değildi. Ertesi dönemde herkes tuttu dedi ki bize de silah ver. Siviller silahlansın dedi. Milleti alayını meydana çağıran şeylerimiz niye bize silah vermedi? O zaman normal koşullarda o teklifte bulunan bir insan ertesi gün her eve bir keleş gönderdi. Ki ileride kendimizi savunalım. Ve 40 gün biz bunun tehlikesini yaşadık. Yani söylediği şey makul diyor.
Dayıcığım bak bu akşam kontrol elde değildi. Milleti meydanlara çağırdı. Ertesi gün kontrolü eline aldı. Kontrolü eline aldıktan sonra biz demokrasi nöbetindeyiz. Hah! Şimdi oldu. Sen kalkıp da ertesi gün hadi insanlara madem bu akşam meydanlara çağırdın sıkıştın ertesi gün insanlara silah ver ya böyle bir şey yok. Abicim Tayyip Erdoğan bizim... Haberleşmek için kullanırdı. Kısıklı da iki el ateş et. Tayyip Erdoğan diyorum susturuyorsun. Bak daha kelimem bitmiyor benim. Abicim Tayyip Erdoğan bizi demokrasiye sahip çıkın diye çağırdı. AK Partiler çıkmadı. CHP'liler çıktı, HDP'liler çıktı. Ülke olarak çıktılar. Herkes bu demokrasiye sahip çıktı. Darbeye karşı çıktı. Darbeyi savunanlar oldu mu? Oldu. Yani bir çuval patatesin içerisinde dengesiz birkaç tane patates vardır. Düşünce özgürlüğü dediğimiz şey var ya, bu ülkede ağızdan düşmeyen tek kelime duygu ve düşünce özgürlüğü kelimesidir. Ama duygu ve düşünce özgürlüğünün olmadığı bir ülkedir burası. Aynen öyle. Kimse konuşamıyor. Niye konuşamıyor? Senin korkundan konuşamıyor. Onun korkusundan konuşamıyor, bunu konuşamıyor. Benim korkumdan neyi konuşamıyorsun? Abi, adam kelime söylüyor, diyorsun ki benim dinime, değerlerime saldırdı. Ya dinin değerin senin tekelinde mi? Hayır. Ben burada savunmayacağım, sen savunmayacaksın, o savunmayacak. Ne olacak? İpleri alıp başını gidecek. E ne işe yaradı bu iş? Ya. Necmettin Erbakan'ın dediği meseleye geldi senin olay. Savunma, ağzını açma, kitap oku, dua oku, camiye git gel. Ben Müslümanım. Ya Müslümanlık bu değil. Abiciğim, Müslümanlık haksızlığın karşısında susmak değil. Siyasilerin içerisinde benim en çok takdir ettiğim, en beğendiğim, en teşekkürü borç bildiğim kişi Devlet Bahçeli'dir. Ya Devlet Bahçeli bu ülkede neleri halletti biliyor musun? Yazın ortasında paltoyla gezip paltosunun altında keleş taşıyan ülkücülerden bizi korudu. Ya sev ya terk et, saçmalığını bıraktırdı. Ya seveceksin ya terk edeceksin. Bu mantık faşizan bir mantıktır. Bana göre öyle değil abi. Sana göre öyle olabilir. Ya bir şey gri, pembe, mor, al bilmem ne değildir. Bir şey ya siyahtır ya beyazdır kardeşim. Yok abi. Ben şu ülkede, şu ülke için, şu ülkenin menfaati için oturan kalkan canımı ciğerimi yesin. Yalnız benim memleketime ihanet eden, bunlar benim nazarımda vatan ailedir. Süreceksin gidecek. İbrahim. Bir tanesini şu memlekette tutarsam namert olur namert. Zaten ben bir tek İbrahim diyebiliyorum. Akabi yok yani. İbrahim evet. Diyorum. Laf yok. İbrahim. Tayyip Erdoğan diyor ya Lazlı'yla, Çerkezi'yle, Sünnisi'yle, Alevisi'yle ya burada 70 millet var ya. Herkes bu ülkeye düz dürüst böyle bakamaz yani. Gözünü aç İbrahim. Bizde Ermeni mezarlığı var. Evet. Yahudi mezarlığı var. İbrahim bizde kiliseler var. Evet. Herkes camiye giremez baba. Evet. Bu ülkede Ermenidir diye bir gazeteci öldürüldü. Hem de Ermeni katliamı diye bir şeyin tartışıldığı bir dönem. E o zaman ne yapsın? Türkiye'deki Ermeniler ayaklansın ya bizi seveceksiniz ya düz tek renk olacaksınız diye bir şey mi söyleyecek? Tayyip Erdoğan bir köprü yaptı ona küfretti. Kemal Kılıçdaroğlu oradan geçti yumruk attı. Ekrem İmamoğlu bir şey dedi diye yerin dibine sok. Bu mantıkla bizden bir şey olmaz baba. Bir kere birbirimize saygımız olacak. Birbirimizin özgürlük alanlarına da saygımız olacak. Ben senin mini eteğine, şortuna saygı duyuyorsam sen de eşek gibi benim başörtüme sahip çıkacaksın. Bu ülkede bana hiç kimse iddia edemez ki Türkiye Cumhuriyeti'nde muhafazakar seçmen veya muhafazakar insanlar solcuların kuyruğuna basmıştır. Biz bugüne kadar ne kimsenin kuyruğuna basmışızdır, ne kimsenin şortuna, mini eteğine, alkolüne, relax takılmasına, ipneliğine, puştuğuna, gavatlığına, biz kimsenin bir şeyine karışmadık. Emin misin? Eminim. Adım kadar eminim. Ama bu ülkede hep bizim damarımıza basılıyor. Sizde? 3-5 tane, al HDP'nin bir tane milletvekili var, Garopaylan, tanıyor musun? Hı hı. Ermeni. Tamam. Ne yapıyor abi? Ulan Ermenisin, Türkiye Cumhuriyeti'nde azınlıksın. Ama bu ülkede senin de yaşamaya hakkın var mı? Benim kadar senin de hakkın var. Sen bu memleketi bölmeye çalışıyorsan defolup gideceksin. Kusura bakma. Nereye? Öbür tarafta cehennemin dibine gitsin. Beni ilgilendirmez. Ermenistan'a gidecek baba. Tamam sen de. Öbür tarafta bakacaksın. Öbür tarafta bakacaksın. Bir tanesi sana başörtülüler Arabistan'a gitsin diyecek. Tamam. Ya ben sana milleteklisin defol Hollanda'ya git diyor muyum kardeşim? Ben senin hayat alanına, senin yaşam biçimine her türlü saygı gösteriyorsam sen de göstereceksin. Ben senin kilisene karışmıyorum. İbrahim. Sen benim camime niye karışıyorsun? 15 Temmuz İbrahim. Akşamında... Ama bak sen konuşurken ben dinledim. Tamam. Müsaade et. Tamam. Biraz da ben konuşayım. Tamam. 15 Temmuz akşamında bu ülkede kaç tane cami basıldı? Kaç tane müezzin linç edildi? Hiçbir tane basılmadı. Basılmadı mı? Yok.
O camilere basıp o camilerin camlarını kıranlar kimlerdi? Abi bu ülkede kilise de basılıyor, cami de basılıyor. Bana göre hiçbir yer basılmıyor. Nasıl oluyor? Senin yüzünden basılıyor. Niye benim yüzümden basılıyor? Bak sen insanlara saygılıyım diyorsun değil mi? Evet. Yani hemen peşinde arada bir saniye geçiyor yani. Peşinden diyor ki siktirsin gitsin. Hayır, bak bana saygılı olana ben saygılıyım. Ama bana saygılı olmayana, benim kültürüme, dinime, inancıma, yaşam biçimime saygılı olmayanın benim hayatımda yeri yok. Benim ülkemde de ben bu ülkenin sahibiyim. Azınlıksın bu ülkede.